Bugün hükümet Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesiyle olağanüstü hal tezkeresi getirdi. Bunu görüşüyoruz. Anayasa açısından yeri var diyebiliriz belki ama bugünkü ortamda siyaseten uygun bir yöntem değildir arkadaşlar. Normalleşmek istiyorsak, hızla hukuk içerisinde normalleşeceksek olağan yöntemlere ihtiyacımız var. Olağanüstü yöntemlerden olağan sonuçlar çıkarmak ne yazık ki zordur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde dünyada Gazi Meclis adını, unvanını taşıyan tek meclistir. Ve 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis unvanını hak ettiğini bir kere daha tarihe kaydetmiştir. O gün burada milletin temsilcileri vardı. Aralarındaki bütün siyasi ayrımları bir kenara bırakarak milletin haklarına ve hukukuna tecavüz edilme sürecinde bütün saldırılara karşı el ele tutuşabilme iradesi ve cesaretini hayata geçiren milletin iradesi vardı. Şimdi bu beraberliğin, bu mutabakatın bundan sonranın Türkiye'sini kurma konusunda yaşatılması gibi bir zorunluluğu var. Hesaplaşma süreci darbe girişimine şu veya bu şekilde destek olmuş, katkı vermiş, yanında, içinde, kenarında bulunmuş herkesin hukuk önünde hesap verme sürecidir. Darbecilerin hukuku tanımayarak, anayasayı tanımayarak yaptığı bir şeyi biz ancak ve ancak hukukun sınırları içerisinde hesabını sorduğumuz zaman büyük devlet olmanın, saygın devlet olmanın gereğini yerine getirmiş oluruz. O yüzden hesaplaşma süreci önemlidir. Daha sonraki aşamada bu normalleşmenin üzerinde tam demokrasiyi kurmak, birlikte temel hak ve özgürlüklerinin üzerinde güçlenen, liyakat esasına dayalan devlet sistemini kuran bir tam demokrasiyi birlikte yerleştirmek zorundayız. Sadakate göre değil, liyakate göre, insanların kendisini güven içerisinde hissettiği bir süreci kurmamız lazım. Bu mücadele her zamankinden daha fazla ortak davranmayı gerektiren mücadele. Bu mücadele her zamankinden daha fazla el ele vermeyi gerektiren bu mücadele. Bu mücadele her zamankinden daha fazla kucaklaşmayı gerektiren bir mücadele. Onun için parlamentonun kendi hukukuna, parlamentonun haklarına tecavüz eden bu darbeye karşı parlamento nasıl el ele aktif bir şekilde gece bombaların altında direndiyse bundan sonrasında da o parlamentoyu devre dışına çıkaran bir yöntem değil, tam da parlamentoyu işin merkezine alan bir çözüm yöntemini uygulamak zorundayız. Bunun yolu da olağanüstü hal değildir, parlamento iradesini hakim kılmaktır. Değerli hükümet üyeleri, diyoruz ki siyaseten uygun değildir. Niye? Çünkü olağanüstü hal parlamentoyu devre dışı bırakır. Çünkü olağanüstü hal yetkileri sadece iktidarda toplamayı hedefleyen ve bu süreci iktidarın yürüteceğini öngören, planlayan bir yöntemdir. İşte bu o gece oluşan ruha zarar verir, beraberlik ruhuna, o direniş ruhuna zarar verir. İşte bu parlamento içerisinde oluşan birlikte mücadele etme iradesine zarar verir. Bu Gazi Meclis bundan önce kurulduğu yıllarda Polatlı'dan gelen top seslerine rağmen burada Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yöneltti. Bu Gazi Meclis cephelerde düşman işgaline karşı bu memlekette mücadeleyi yönetti. Bu Gazi Meclis kendi içindeki ihanet şebekelerinin tepeden attığı bombalara rağmen o gece parlamentonun namusunu, milletin namusunu ve onurunu korudu. Bundan sonra da olağanüstü hale gerek yoktur. Milletin onurunu korumaya devam edecektir. Teşekkür ediyorum Sayın Tezcan.